Geçmiş e, kültürden, ünlülerden, efsanelerden bu kadar zevk alan bir masa olabilir mi? Yine saygıyla evet. anıyoruz ve yanımızda Kemal Sunal'la e, aynı seti paylaşma şansına erişmiş bir Kesinlikle. oyuncu da var. Bir evet. televizyon yıldızı var. Çok teşekkür Çiğdem ediyorum. Çiğdem hoş geldin. Hoş bulduk. Çok şanslıydım kızlar. Çok evet. şanslıyım. Çok şanslıyım. Ben kimim ki 19 yaşında? 1984. Karşımda Kemal Sunal. Adile, Naşit, Aliye, Rona, Turgut Boralı veya be Yurdakul Kartal Tibet çekiyor. Devlerin arasında bir kuzu. Şabaniye. Kuzucuk evet Şabaniye bence en güzel filmlerinden bir Çok, tanesi evet. diye inanıyorum. Evet. Çünkü seyircimizden biliyorum. Seyrediyorlar aynı heyecanla. Nasıl seçilmiştin? 19 yaşındaydın. Ee, seçilmiştim her şeye ben seçiliyordum. <laughs> evet o dönem. Ee, çok güzel filmlerde zaten ee, başrollerde oynuyordum. Ve de e, bir yandan da şan tiyatrosu yanan Hı. oradaki müzikallerde henüz daha balerin iken e, boy gösteriyordum. Yoğundu. Hı. Üniversiteye Nasıl telefon geldi? Vallahi hatırlamıyorum. Çok enteresan bak sorunca şimdi düşündüm. Nasıl geldi? Vallahi hatırlamıyorum. Geldi. Hmm. Hem de üstelik yani bütün filmlerine hayranlıkla seyrettiğimiz Kartal Tibet yönetecek. Ne heyecanlanmışsındır. Çocukumuz. Daha 19 yaşında. Evet. E, şöyle çok heyecanlanmadım ya. O hmm. kadar bir özgüven. Ben çok şanslıyım. Şu açıdan çok şanslıyım. Çünkü hani e, yapmam gereken meslekle bu hayatta... Hmm. ...o vizyonumu tamamlıyorum... ...yani onunla buluşmuşum... ...o açıdan zaten şanslıyım... ...bir de böyle dev yıldızlardan... Ne ...bak yine güzel. tulumlar üstünde... E, ...dinleyebiliyor muyuz açabiliyor evet. muyuz arkadaşlar izleyebilir ...yine bile. tulumlar üstünde... ...evet evet... evet. <laughs> Oturuncusu. Haşlar, ee, evet. ...ondan sonra... E, ...gittim evet. ve... ...çok e, ne bileyim... ...çok rahat çalıştım öyle söyleyeyim... ...orada da bir laf öğrendim... ...Kartal Tibet öyle söylüyordu... ...işte biz setteyiz. Erdal Özyağcıları saymayı unuttum. Hı hı. Özür dilerim. Abimi oynuyordu. Yani Fevkalade oyuncular ee, ve e, onların arasında dediğim gibi bir ezilmeyen kuzucuk. Ha. Evet. Onu yani ilk ezilmeyen, ezdirmeyen kuzucuk. E, ezilmeyen, yani şahsiyetli bir şey, nazlı. Hı. Üstelik de bir alfa karakter. E, o dönemden ben anladım ki bana çok yakışıyor. Öyle biraz maskülen, hani. Burada onu deviren kız rolleri daha sonrasında da işte bu Set'teki senelerde. ilk günün ilk günün kimle karşılaştın? Karşına kim çıktı? Ahmet Sezerel çok sevgili dostumdur benim hmm. kulakları çınlasın çok kıymetlidir o da Türk sineması evet. için Kartal Bey'in reji asistanıydı. Ahmet karşıladı hatırlıyorum. İlk hangi gündü bak? İlk Hasret Sancısı'nın setini hatırlıyorum. Evet. Hayatımdaki ilk sinema filmi set günü de bunu hatırlamadım. Kim bilir dış mıydı iç miydi? Ee, Kemal Sunal'la karşılaşmanız. E, çok mutlu oldum çok ciddi bir adam şimdi Kemal Sunal'ın cimriliği üzerine Evet tabii ki yani sosyal bir ortamımız yoktu film setindeydik hı. set yemekleri geliyordu hani dışarıda da bir hayatımız bir gezmemiz tozmamız olmamıştır hı. Kemal Bey'le yalnız o dönemde çıkan bir röportajından şu sözünü hatırlıyorum Kemal Bey'in yani bu da hep bize manifesto olmuştur hı hı. bir sabah uyanırsın ki kimsenin umurunda değilsin. Hmm. Şimdi bu akıllı ve ayakları yere basan bir adamın, öngörülü bir adamın söylediği. Bu adam buna inanıyorsa bir de çok kıymet verdiği ailesiyle iki tane de çocuk hmm. yetiştiriyorsa havrulup parmağını savuracak bir e, bakış açısı yoktu demek ki. Bir gün hakikaten uyandığında öyle olmadı tabii. Hmm. Kuşaklar yetişiyor, tabii. yeni çocuklar gülüyorlar onun esprilerine. Öyle olmadı ama e, Kemal Bey bunun her zaman olabileceğini öngörmüş. Evet, evet. Onun için tutumlu davranmış. Evet. Tutumlu ile cimri arasında çok büyük bir fark var. Evet. Bir de o dönem öyle işte televizyon dizileri, yurt dışı hakları, kanal hakları, Tabii e, atıyorum yok, sosyal yok. medya, reklam yıldızlığı öyle şeyler evet. de yok. Bırakın Kemal Sunal gibi adına. Yüzlerce film bilemiyorum tam sayısını çekilen bir e, hani sinema yıldızını ben dahi telif hakları bizim ülkemizde tıkır tıkır yürümüş olsaydı o haklar o dönem benim şu anda o şabaniyeden işte iş anlarım ondan sonra belki küçük bir adam evet. <laughs> ne bileyim orada yazdıkları nelerin yoktu. Öyle. Bir tek Şabaniye'den öbür filmleri saymıyorum bile yani. Şabaniyenin tekrarlarını izliyor musun? Denk geldiğin zaman bakar mısın? Hep haber gelir bana, Heh. hemen yaz. Mesaj gelir değil mi? Mesaj gelir. Ee, bazen evet oturup baştan sonra seyrediyorum. Duygulanıyor musun? Ee, keşke diyorum hiç içimde yani keşke böyle bir insanla bir kez daha hmm. kamera karşısına geçme şansım olabilseydi. Ee, en keyif alarak hmm. e, gülme krizi kolaylıkla geçirebildiğimi o filmin setinde ben öğrendim. O seti... Dalağımın düşük olduğunu. <laughs> tabii tabii. O sete dair neyi hiç unutamıyorsun diye soralım ama e, filmi biraz izleyelim istiyoruz. Ya, Özellikle güzel. senin evet. tulumlu sahnelerine. Tulumlarım var. Evet yine Çok giymişim. da yakışmış. Evet, evet, evet izleyelim. <laughs>